Merhabalar. Kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü konumuz ASP.NET Core Identity Framework Core paketini kullanarak database cloud işlemlerini işleyeceğiz. Veri tabanı olarak SQL Server'ı kullanacağız. Daha önce data olarak burada statik verilerle çalışıyorduk. Şimdi bu datayı veri tabanına ekleyeceğim. Ekleyeceğiz. Ve dinamik olarak Entity Framework Core kullanarak işlemleri yapacağız. Ekleme, listeleme, silme, güncelleme işlemlerini. Daha sonra ise bu işlemleri Repository Design Pattern'ını kullanarak işleyeceğiz ve aradaki farklara bakacağız. Şimdi öncelikle demo application katmanıma tıklıyorum. İndirmemiz gereken 4 tane paket var. Entity Framework Core paketini 5 ile çalıştığımız için buradan 5.0'ı seçiyorum. Bunu indiriyorum ilk olarak. Evet, Entity Framework Core indi. Daha sonra Core Design paketi var. Bunu indireceğim. Design paketi de indi. Daha sonra Entity Framework Core SQL Server paketini indiriyorum. Daha sonra Entity Framework Core Tools paketini indiriyorum. Dört temel paketi indirdim. Daha sonra bunları Dependencies kısmında, Package paketler kısmında görebiliriz. Tools, SQL Server, Design Core paketleri. Şimdi bir diğer olarak zaten modelinde bir data class'ı var. Daha sonra bir de buraya context dosyası oluşturuyorum. Context bu DB Context'ten miras alıyor. Entity Framework Core paketini kullanıyor. Bunu ekliyorum. Daha sonra burada veri tabanı Connection String'ini tanımlayacağım. Protected Override Void onConfigure metoduyla diyorum. Şöyle onConfiguring. Daha sonra buraya dbContext OptionsBuilder OptionsBuilder'ı kullanarak UseSQL Server benden ne istiyor? Benden bir tane connection string istiyor. Gördüğünüz gibi string connection string istiyor. Bu server adresimiz SQL Server'daki connect olmadan önceki server name'imiz. Şuraya bir tane et koyarsak. Daha sonra database ismi dem olsun. Bir de integrated security tool diyoruz. Connection string adresimiz bu kadar. Server adresimiz, database ismimiz, bir de integrated security parametresi. Daha sonra bunun dışında
Board diyeyim. Bir set. Buradan DB setleriyle gerekli entity'lerini class'larını buraya yazıyoruz. Daha sonra onları zaten SQL server'a yansıtacağız. Bu kadar DB context tarafımız, data context tarafı bu kadar. Daha sonra startup tarafına geliyoruz. Burada service at db context servisini açıyoruz. Burada context'i veriyoruz. Bunu da böyle kapatıyoruz. Serviste entegre edilmiş oluyor. Daha sonra tools, Nugget Packet Manager, Packet Manager konsoldan migration dosyası oluşturup bu migration'ı update ederek SQL Server'a yansıtacağız. Evet, migration database ismini verdim. Database herhangi bir parametre, bu önemli değil. Buraya bir migrations adında klasör oluşacak. O migration içerisinde de data entity'mi, entity'nin içerisinde bulunan veri tiplerini bana detaylı bir şekilde gösteriyor. Gördüğünüz gibi bir tane migration dosyası oluştu. Create table diyor. Data adında bir table'ın var diyor. Senin class'ın var diyor. Onun kalınları bunlar diyor. ID'si integer. Nullable değil. Yani nullable geçiremez ID. Yani ID nullable geçiremiyor çünkü otomatik artan. Primary key. Özgü bir SQL Server'da identity otomatik artan olarak ayarlanmış. Name alanı ise nullable geçirebiliyor. True. Çünkü herhangi bir validation kontrolü yazmadık. Tipi ise string. Hani bir string olarak bizim programlamada string olarak alıyor. Veri tabanında ise envarchar maximum olarak alacağını söylüyor. Daha sonra bu migration'ı update database ederek veri tabanına yansıtıyoruz. Done oldu, uygulandı. Database'e geliyorum. Refresh. Demo anında bir DB olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi demo adında bir DB geldi. Table'ında data var. Design dediğimde burada envarchar maksimum olarak name alanı var. Şimdi ben bugün ilk olarak listeleme işlemini göstereceğim. Bunun için de data tablomda birkaç veri olması lazım. Create işlemini yapmayacağım için. Önce listelemeyi kullanacağım için öncelikle data tablosuna veri girişi yapalım. Edit tabi 200'ü diyorum. Buradan mesela ASP.NET PHP olarak iki tane veri ekledim. Daha sonra o verileri Entity Framework Core kullanarak isteme işlemini yapalım. Tabii ondan önce bir konteksimizi belirtmemiz lazım. Data context diyorum.
db parametresi olarak ve context'e db parametresini veriyorum. Div context. Daha sonra burada var list db nokta dediğim zaman ilgili işlemler geliyor. Daha sonra buradan data datayı seçiyorum. Yani data context'in içerisindeki data entity'mi seçiyorum. Onu nokta diyorum. Burada ilgili entity framework core'a ait metotlar geliyor. Ekleme, silme, bulma, asenkron olarak bulma, asenkron olarak ekleme, diğer bulma işlemleri vesaire vesaire bir sürü parametre var. Bu liste kullanacağız. Daha sonra liste bir ile gönderiyorum. İndeks ve yerine de dayı çağırıyorum. Böyle modelinden döndüm. Entity framework core listeleme işlemi toList metoduyla oluyor. Daha sonra uygulamayı çalıştırıyorum. SQL'de eklemiş olduğum iki veriyi. Sayfaya basacak. Açılmasını bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi sayfaya ASP.NET ve PHP'yi çekmiş oldu. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Bir sonraki videoda Entity Framework Core ile create işlemini yani ekleme işlemini göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.